Akıllı Paradan herkese merhaba. Haftanın ilk işlem gününde oldukça hareketli bir piyasayla karşı karşıyayız. Yurt içi piyasalarda, yurt dışında hava olumlu ama öne çıkan başlıklar neler? İlk etapta buradan başlıyoruz, her zaman olduğu gibi. İlk başlığımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya dayanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın son önlemleri ardından finansal istikrara yönelik tedbirlerin süreceğini belirtti. BDDK tarafından alınan kararların 9 Haziran'da atılan adımların bir devamı olduğunu belirtiyor Hazine ve Maliye Bakanlığı. Geçelim buradan ikinci başlığımıza. İş dünyası temsilcileri BDDK'nın kararını değerlendirdi. Bu noktada MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asman'ın açıklamasına göre BDDK'nın hamlesiyle döviz arz talep dengesi Türk lirası lehine çok daha makul düzeylere gerileyecektir. BDDK kararının ardından yapılan piyasa ekonomisine müdahale söylemleri gerçekçi olmayan ve iyi niyetten uzak yorumlardır diyor MÜSİAD Genel Başkanı. Diğer yandan bir başka açıklamada ATO Başkanı Gürsel Baran'dan geldi. Kararın ticaret ve üretime olumlu yönde yansımasını beklediklerini ifade ediyor. Birçok iş dünyası ve sektör temsilcisinden görüşler almaya devam ediyoruz. Bloomberg.com üzerinden de web sayfamız üzerinden de diğer yorumlara, iş dünyasının yorumlarına ulaşabilirsiniz. Geçelim buradan diğer başlığımıza. Enerji piyasalarında şu anda olağan dışı bir durum var. Bu durumda olağan dışı tedbirler almayı gerektiriyor diyen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, alınacak önlemleri şöyle sıralıyor. Üreticiler ellerindeki petrol ve doğalgazı gecikmeden piyasaya sürmeli, evlerdeki tüketim kısıtlanmalı ve kapatılması planlanan nükleer santrallerin kapatılması ötelenmeli şeklinde bu noktada önerilerine sıralıyor. Geçelim buradan diğer başlığımıza. Rusya'nın gaz tedariğinde kesintilerin artması sonucu geçtiğimiz hafta %9.1 yükseliş kaydeden Avrupa doğalgaz fiyatı haftanın ilk işlem gününde şu an itibariyle yükselişine devam ediyor. Dolayısıyla fiyatlamaları bu tarafta yakından takip ediyoruz. Biraz daha elektrik fiyatlarına normalleşmeden bahsediyoruz ama doğalgaz için aynı durum söz konusu değil. Ve son başlığımız. Sigortada 5 aylık prim üretimi 71 milyar lirayı aştı. Türkiye Sigorta Birliği'nin verilerine bakıyoruz bu noktada. 2022 yılı Mayıs sonu itibariyle toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %86'lık bir artışla beraber 70 milyar 580, 564 milyon TL'yi aşmış vaziyette. Son haber başlıklarını da bu şekilde aktardıktan sonra geçelim bir de piyasalar tarafına bakalım. Avrupa piyasaları ekrana gelecek. Asya sabah saatlerinde teknoloji hisseleri önderliğinde topluyordu. Bugün Avrupa borsalarında bu toparlanmanın çoğunlukla devam ettiğini söyleyebiliriz. ABD vadelilerde artıda. Londra FTSE %0.67 yukarıda 7257 puanda. Paris CAC'ın yatay 6069 puanda. Frankfurt DAX %0.72 yükseliyor 13212 puanda. İtalya FTSE MIB ise %0.47 aşağıda 22015 puanda. ABD vadeliler tarafında ise Nasdaq tarafında mesela %0.5'lik artı var diyebiliriz. S&P'de ise %0.41'lik yükselişle beraber 3932 puandan işlem görüyor. Türkiye'ye bakalım bir de. Küresel piyasalarda hisse senetleri için hava nispeten pozitif diyebiliriz ama bize yansıması pek yok. Şöyle ki BIST 100 endeks %0.84 an itibariyle aşağıda 2532 puanda. Bu toparlanmış hali, yani kayıpların azalmış hali olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Alt endekslere baktığımızda bankacılık endeksi %1.78'lik kaybıyla beraber alt endekslerde kayıplarda başı çekiyor. Diğer yandan bakacak olursak ulaştırma %0.18 aşağıda, sanayi endeksi %0.43 şu an itibariyle aşağıda. Faizler tablosu çoğunlukla faizlerin düştüğüne işaret etmekte. Diğer yandan ülke risk primimiz yükseliyor 757 bas puanda. TL'nin performansına baktığımızda şu an itibariyle dolar TL %2.44 kadar aşağıda, 16.51'lere kadar kurun geri çekildiğini görmekteyiz ki bugün ilk yarıda, günün ilk yarısında 16.10'un altına da gördük kısa bir süreliğine, bunu da ifade etmekte fayda var. Dolar küresel ölçekte ne yapıyor diye baktığımızda %0.10 kadar değer kaybettiğini gözlemliyoruz. Dolar endeksi 104'lü seviyelerde. Dolayısıyla karşısında kazanan ve kaybeden para birimleri var. Türk lirası dolar karşısında değer kazananlar da açık ara birinci sırada, onu da söyleyebiliriz. Bu tabloyu da aktardıktan sonra dönelim şimdi araştırma masasına. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma
Araştırma Masası'na Kutay Korap'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. İyi haftalar. İyi haftalar. Şimdi uzunca bir zamandan sonra ilk defa pazartesi ritüelimizi bozarak öne çıkan başlıkları değil bu hafta spesifik bir konuyu konuşacağız. Bu hafta altınla başlıyoruz. Ne var altındaki son fiyatlamada? Ya şöyle bu hafta yani haftanın genelinde emtiada fiyatlamaları etkileyecek çok majör bir not yoktu. O yüzden hani böyle derlemek toplamaktansa biraz daha altın tarafına bakmak istedik. Bunu itiraf etmeseydin hiç. Yani sakin bir hafta. Bir de altını şu yüzden ben almak istedim Güzem. Gizem çok pardon. Hafta sonu hatırlarsan G7 zirvesinde Rusya'ya altın ithalatı, Rusya'dan yapılan altın ithalatına karşı bir G7 ülkelerinden bir ambargo geldi. Bu da hali hazırda altının arz talep dengesi üzerinde önemli bir şekilde rol oynayabilecek bir konu. İki, altın tarafında biz hep şunu konuşuyoruz yayınlarda. Yani diyoruz ki küresel merkez bankaları faiz arttırıyor. Enflasyon yeni rekorlar kırıyor. Ama bazı ezberler vardı. O ezberlerden bir de şuydu. Çok iyi bilirsin ki yüksek enflasyon döneminde altın gibi biraz daha güvenli limanlarda veya işte altın gibi enflasyon karşısında kendini daha az ezdirebileceğin enstrümanlar seçilebileceği yönde hep tahminler veya bu altınla olan korelasyonlar konuşuluyordu. Şimdi ben de bu tarafı derlemeye çalıştım. Yılı aldım 2017'ye attık. 2017'den bu yana küresel enflasyona baktığımızda yıllık bir şekilde bir onun grafiğini koydum. Bir de mavi renkle birlikte ons altını koyduğumda karşıma şöyle bir tablo geliyor. Örneğin 2022 yılının başı yani küresel enflasyonun en fazla sıçramaya başladığı ve özellikle bu zıplamanın en keskin olduğu yerlerden biri olan Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte artan enflasyon ortamı karşısında ons altın nezdine baktığında karşıma gelen tablo şu. -0.50 korelasyon. Yani bu ne demek? Altınla enflasyon arasındaki korelasyon neredeyse kopmuş durumda. Hatta yani şöyle söyleyeyim, kopmuş durumda demeyeyim. -50 ile şöyle enflasyon yukarı, altın aşağı gibi bir tabloya işaret etmiş. Fakat şimdi bu tablonun yavaş yavaş sıfırlar bölgesine geldiğini, yaklaştığını görüyoruz. Şu an -0.15. Yani bu neyi gösteriyor bize? Şu an hala enflasyon yukarı gitse de altın aynı oranda, ya altın çok minimal bir oranda aşağı geriler nitelikte. Fakat şu son bir yıllık vade içerisinde 4 aya baktığımda orada da karşıma şu geliyor. Altınla enflasyon arasındaki korelasyon oldukça zayıf kalmış durumda. Şimdi baktığımızda bugün itibariyle $1,834 civarında olan ons altın karşısında küresel enflasyon %3'ten %9'a çıkmış durumda. Bunu söyleyebiliriz. İki, altını bir de diğer emsalleriyle kıyaslamaya çalıştım. Nasıl? Orada da şu var ki küresel taraftaki emtia fiyatlarıyla ons altını irdelediğimizde hemen onunla ilgili bir ikinci grafiğimiz var. Bir de onu rica edelim. Bloomberg MT Endeksi ki içinde altın da var. Fakat Bloomberg MT Endeksi içerisindeki altın ağırlığı gitgide azalmıştı. Bu ağırlığın azalmaya devam etmesi sürüyor. Baktığımızda endüstriyel metaller, gıda, enerji bu kalemlerin her biri yani değerli metaller dışındaki bütün emtia enstrümanları neredeyse yılbaşından bu yana çok ciddi bazı periyotlarda getiri sağladı. Her ne kadar şu an endüstriyel metaller bazıları 0-0 hatta yılbaşından bu yana götürü tarafında yer alsa da altın uzun süredir neredeyse 1,5 yıldır bu emtia rallisine katılmış değil. 2022'de de katılamadı. Şimdi bu Bloomberg emtia endeksinin grafiği mavi renk. Yılbaşından bu yana bazı periyotlarda getirisi %35'in üzerine çıkarken o dönemlerde altın bu yıl en fazla %10'ların üzerine kadar çıkan bir getiri sağlamış. Şu an altın yılbaşından başladığı seviyede fakat her ne kadar çok ciddi geri çekilme yaşansa da Bloomberg MT endeksinde hala yılbaşından bu yana endeksin sepetine 100 liralık yatırım yapılsaydı 100 dolarlık yatırım yapılsaydı 22 dolarlık kazanç olurdu. Kutay çok teşekkürler aktardık. Ben teşekkür ederim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Araştırma masasından da son notları aldık. Şimdi akıllı paraya kısa bir ara veriyoruz.
Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avrupa'nın notlarını alacağız. Bloomberg HT Londra temsilcisi Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren hoş geldin, söz sende. Gizem merhaba. Bugün de aslında Avrupa'nın gündeminde enerji var diyebiliriz. Çünkü bugün kritik bir toplantı gerçekleşecek Lüksemburg'da. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları bir araya gelecekler ve bu toplantının ana gündem maddesi enerji tasarrufu olacak. Yani önümüzdeki dönemde enerji güvenliği alanında atılması beklenen olası adımlar bu toplantıda masaya yatırılacak. Avrupa Birliği'nin enerji talebinin azaltılması konusundaki koordinasyon ele alınması planlanıyor. Aynı zamanda az önce bir açıklama geçildi. Avrupa Birliği ve ABD enerji güvenliği alanında işbirliğini artırma taahhüdünde bulundular. Şimdi Mart ayından bu yana baktığımız zaman Avrupa'ya yapılan LNG ihracatında yaklaşık %75'lik bir artış yaşandığını görmekteyiz. ABD'nin Avrupa'ya yaptığı LNG ihracatı ise 3 katlık bir artış kaydetti. Ve önümüzdeki dönemde ABD ile Avrupa Birliği arasında LNG ticareti tarafında hacmin artırılması hedefi bulunuyor. Zaten geçtiğimiz aylarda yani Avrupa'ya sağlanan LNG arzındaki artışın etkisiyle biz doğalgaz fiyatlarında çok hızlı bir düşüş yaşandığını görmüştük. Fakat son günlerde Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı gaz arzını önemli ölçüde azaltması yani yaklaşık %60 oranı düşürmesinin etkisiyle fiyatlarda hızlı bir yükseliş yaşandı. Yeni haftaya fiyatlar stoklardaki azalış endişeleriyle yeniden yükselişle başladı. %7'ye yakın bir yükseliş vardı fiyatlarda. Hollanda'da işlem gören doğal gaz vadeli kontratları megawatt saat başına 136 euro seviyesine çıkmasının ardından 130 eurolar seviyesinde işlem görüyor. Aynı zamanda hafta sonu Fransa'nın en büyük enerji şirketleri açık bir mektup yayınladılar bir Fransız gazetesinde ve bu yayınladıkları mektup ile hem hane halklarına hem de işletmelere enerji tüketimini azaltma çağrısında bulundular. Total Energies, EDF ve Engie şirketlerin yöneticilerinin çağrısı yer aldı. Bu önemliydi çünkü yaz döneminde bu adımı atmazsak kış döneminde stoklarımız yetmeyebilir çağrısında bulundular. Özellikle son dönemde Rusya'nın gaz arzını kesmesinin endişe verici olduğunu ve Avrupa'nın stoklarının alarm verici boyutlara geldiğini, önümüzdeki dönemde durumun daha da kötüleşmemesi için hane halkları ve işletmelerin enerji tüketimini azaltmaları gerektiği çağrısında bulundular. Zaten Fransa hükümeti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kömür santrallerini açmaya hazırlandığını ifade etmişti Almanya ve İtalya gibi. Bununla beraber şu anda tartışılan bir diğer konu ise Avrupa'da G7 ülkeleri Rusya'dan altın ithalatına yasak konusunu görüşüyor. Fakat Avrupa bu noktada diğer ülkelere kıyasla biraz daha ihtiyatlı, daha çekimser bir duruş sergiliyor. Çünkü petrol konusunda, doğalgaz konusunda yasak gibi bazı ülkelerin bu adımın Rusya'dan ziyade Avrupa Birliği'ne daha fazla zarar verebileceğine dair endişeler var. Mesela bu konuya ilişkin Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'den gelen açıklamaları takip ettik ve Michel yaptığı açıklamada altın konusunu daha detaylı incelemeye hazırız. Alınacak kararlarla kendimize hedef almamalıyız açıklamasını yaptı. Aynı zamanda Rusya'nın petrol fiyatına sınır getirme konusu da altın ithalatına yasak konusuyla bile tartışılan konular arasında. Son olarak Avrupa borsasındaki fiyatlamalara baktığımız zaman bugün endekslerde karışık bir seyir var. Ağırlıklı olarak biraz daha iyimser bir hava yaşandığını söyleyebiliriz. Sadece İtalya borsası %0.6'lık düşüşle diğer endeksler arasında daha kötü performans sergiliyor. Bugün Asya'daki tablonun bir benzerini Avrupa'da görüyoruz. Çünkü Asya'da da teknoloji hisseleri öncülüğünde bir rally yaşanmıştı. Bugün Avrupa'da teknoloji endeksine yükseliş %2.5 seviyesine ulaşmıştığında Gizem Uzuner. Ceren çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Bloomberg HT Londra temsilcisi Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan da son notları aldık. Şimdi özellikle bugünkü yani daha doğrusu Cuma günü açıklanan BDDK'nın TL krediler üzerinde yaptığı, koyduğu kriterleri değerlendireceğiz. Bunun mali raporlama açısından ne anlama geldiğini konuşacağız. Video Türkiye Vergi ve Danışmanlık Ortağı Erdal Aslan bizlerle birlikte olacak. Erdal Bey hoş geldiniz. Merhabalar Gizem Hanım. Şimdi ben başlarken ilk etapta siz hani bir bağımsız denetçi olarak BDDK'nın bu kararını gördüğünüzde ne düşündüğünüzü sormak istiyorum sizlere. Ve özellikle sizce sistemde ne gibi sıkıntılar olabilir, neler meydana gelebilir? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum ve dinleyicilerimi selamlıyorum. BDDK'nın Cuma günkü kararı ve esasen bugün yürürlüğe giren kararı nakit döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımını kısıtlamaya yönelik bir karar bildiğiniz gibi. Ancak uygulamaya konulmuş şekli ve pazartesi sabah itibariyle yürürlüğe girmesi
şirketler ve bankalar açısından finansal akışı doğrudan etkileyen bir kritik bir karar olmuştur. Dolayısıyla bugün itibariyle bütün şirketler, bankaları teyat kursa diyebilirsiniz. Çünkü bugün itibariyle kullanılacak herhangi bir kredi, eğer sözleşmesi önceden imzalanmadıysa, kapsama girmekte. İzin verirseniz ben kısaca kapsamdan bahsedip oradan mali raporlama ile ilgili tür yansımaları olabilir. Onunla ilgili biraz bilgi vermeye çalışayım. Şimdi kapsama 660 sayılı kanun hükmündeki kararname uyarınca, yani biz ona Türk Ticaret Kanunu uyarınca diyoruz aslında, bağımsız denetime tabi olan şirketler girmekte. Bu şirketler kimler? Halka açık şirketler, BDDK'ya tabi olan veya diğer düzenleyici ve denetleyici kurumların kapsamına giren şirketler ile belli büyüklük kriterlerini aşan şirketler. Bu büyüklük kriterlerine baktığımızda ise 2018 yılında belirlenmiş olan bu kriterlerin çok yüksek olmadığını görüyoruz. Bu kriterler aktif toplam 35 milyon TL, cirosu 70 milyon TL ve çalışan sayısı 175 kişiden oluşan şirketlerden. Bu kriterlerden ikisini 2 yıl üst üste aşan şirketler Türk Ticaret Kanunu'na göre bağımsız denetime tabi olmuş oluyor. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'na göre bağımsız denetime tabi olan şirketlerin BDDK düzenlemesine tabi olması demek şu anlama geliyor. Ticari kredi kullanan ülkemizdeki şirketlerin çok büyük çoğunluğunun bu kapsama girdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Öncelikle onu söyleyeyim. Dolayısıyla kredi, TL kredi kullanımlarının büyük çoğunluğunun bu kapsama girdiğini söylemek lazım. Peki kapsama giren şirketlerin hangi durumda TL kredi kullanamayacaklarına baktığımızda, şayet bu şirketlerin 15 milyon Türk lirasını aşan tutarda döviz karşılığı dövizleri var ise, bu şirketlerin TL kredisi kullanmaları yasaklanmış durumda. Aynı şekilde sadece 15 milyon Türk lirasına bakılmıyor. Şayet 15 milyon Türk lirayı aşan dövizli bulunan şirketlerin aktif toplamlarının %10'u veya önceki yıl cirolarının %10'u, onundan daha fazla döviz varlıkları var ise bu şirketler TL cinsinden kredi kullanamayacak hale gelmiş durumdalar bugün itibariyle. Biz bu konuda bugün birçok şirketten telefonlar alıyoruz. Onlar da bankalardan telefonlar alıyorlar ve bizim üzerimizde ciddi bir raporlama ve bilgi, belge verme ya da nasıl yapacağımız konusunda bilgiler talep ediliyor. Buna baktığımızda düzenlemede mali raporlama açısından 3 temel mali raporlamaya atıf yapılıyor. Bunlardan bir tanesi en güncel finansal tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması ve şirketlerin aktif büyüklüklerinin ve cirolarının bu finansal tablolara bakılarak tespit edilmiş olması gerekiyor. Peki en güncel finansal tablo diye baktığımızda bundan ne anlıyoruz? Buna BDDK basın açıklamasıyla bir açıklama getirdi aslında. Bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablo olarak bunu açıkladı. Ve şayet bu finansal tablo henüz hazırlanmadıysa BDDK'ya ya da bankaya finansal tablonun bağımsız denetim sürecinde olduğunu belgelendirmek yeterli olacak. Fakat bu yeterli mi? Bu düzenleme şirketleri bu yükümlülükten ya da aktif toplamlarını ve cirolarını belgelendirme yükümlülüğünden veya bunu bağımsız denetimden geçirerek belgelendirme yükümlülüğünden kurtarıyor mu? Aslında kurtarmıyor. Çünkü her halükarda basın açıklaması ve kararda belirtilen şu, şayet bu tür bilgi belgeler yok ise şirketlerin kendilerinin bu tür bilgileri beyan etmesi bekleniyor. Bu beyan ise şirketlerin kendilerinin finansal tablolarını hazırlaması anlamına gelir ki şirketlerimizin büyük çoğunluğu kamu gözetimi kurumu tarafından belirlenen standartlarda, yani bizim Türkiye Finansal Raporlama Standardı dediğimiz uluslararası finansal raporlama standartlarına çok yakın olan standartlarda mali tablo hazırlama kadrosundan uzaklar. Bu kadrosuzluk nedeniyle de bu finansal tabloları hazırlasalar bile bu finansal tablolar üzerinden yapacakları beyan ve taahhütlerin sonradan bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların çıktıktan sonraki oluşacak rakamlarla birebir tutacağını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla şirketler yaptıkları beyan ve taahhütlerden dolayı sorumlu olmak
gibi bir durumla karşı karşıya geleceklerdir. Erdoğan Bey, şunu da sormak istiyorum size. Normalde bağımsız denetim süreci nasıl işliyor? Yani şirketlerin mesela en güncel dediniz ya, normalde mali raporlama yaparken hani 3 aylıklar zaten denetimde değil, 6 aylıklar sınırlı. Yanlışsam lütfen düzeltin. Hani 2021'in bütün mali raporları mesela denetimden geçmiş halde hazır mı? BDDK bu bilgileri nasıl talep edecek ya da nasıl sağlayacak şirketler ya da siz bağımsız denetçiler nasıl yetiştireceksiniz de bu noktada raporlamayı yapacaksınız? Böyle zorluklar var mı bu süreç içerisinde? Bir bunu merak ediyorum. Bir de az önce bankalardan şirketlere, şirketlerden sizlere çok fazla sorular geldiğini söylemiştiniz. Ne gibi kafa karışıklıkları var? Ne gibi dönüşler alıyorsunuz? Öncelikle finansal tabloların bağımsız denetimden geçme süreciyle ilgili izin verirseniz kısaca bir bilgi vereyim. Halka açık şirketler ve BDDK'ya tabi olan şirketler dışındaki şirketlerin tamamı bu kararda öngörülen finansal tablolarını sadece yıllık hazırlamaktalar. Dolayısıyla ara dönemlerde hiçbir finansal tablo hazırlamamaktalar. Halka açık şirketler ve BDDK'ya tabi olan şirketler ise türlerine göre 3 aylık ve 9. ay mali tablolarını bağımsız denetimden geçmemiş olarak hazırlamakta, 6. ay mali tablolarını ise sınırlı bağımsız denetimden, yani daha dar kapsamlı bir bağımsız denetimden geçmiş olarak hazırlamaktalar. Dolayısıyla bu kararda öngörülen mali tablolar aslında yıllık hazırlanan finansal tablolar ve bunlar da yılda bir kere hazırlanıyor ve yıl sonlarında hazırlanıyor. Bu nasıl bir süreç? Şirketler yıl sonlarında hesaplarını kapatıyorlar. Üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra bağımsız denetçiyi davet ediyorlar. Bağımsız denetçi bu finansal tabloları bağımsız denetim standartlarına göre denetliyor ve bir rapor veriyor. Ortalama ne kadar sürede bu raporu veriyor diye baktığımızda zaten halka açık şirketler için öngörülen süreler şirketin solo ve konsolide olmasına göre değişmekle beraber 12 haftayı bulabiliyor. Yani zaten 3 aylık bir süre öngörülüyor. Halka açık olmayan şirketler ise zaten bu süreci biraz daha ileri atıyorlar. Çünkü mal tablolarını hazırlamaları, işte vergi beyanlamelerini hazırlamaları vesaire süreç aldığı için bu sürece neredeyse Mayıs ayında başlıyorlar. Yani bir şirket halka açık değilse şu anda mal tablosunun bağımsız denetimden geçmiş olmasını beklemek çok doğru değil. 31.12.2021 için söylüyorum. Dolayısıyla 31.12.2021 halka açık olmayan bir şirket için finansal tablolarının sunulma tarihi önümüzdeki birkaç ay. Bu ne demek? Aslında BDDK'nın talep ettiği ya da bankaların talep ettiği bilgiler 31.12.2021 bilgileri bile belki Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayında hazır olacak ve aslında gerçek durumu da yani o günkü durumu da yansıtmayacak. Erdal Bey, çok kısaca cevabınızı rica edebilir miyim? Süremizin de sonuna geldik. Madem ki ortada bağımsız denetimden geçmiş mali tablo yok, o zaman bu şirketler kredi ihtiyacını nasıl karşılayacaklar? Sorumluluk kimde olacak? BDDK basın açıklamasına şöyle bir açıklama yapmış. Şayet en son dönemin finansal tabloları bağımsız denetimden henüz geçmemiş ise bu süreçte olduğunu belgelendirmenin yeterli olduğunu, bilgilerin şirket tarafından verileceğini söylemiş. Ancak ben az önce söylediğim gibi bu bilgilerin doğruluğu gerçekten daha sonra bağımsız denetimden geçtikten sonra doğru olmadığı ortaya çıkabilir. Birinci konu bu. İkinci de en son olarak söylemek istediğim şu, finansal tablo, en güncel finansal tablonun sunulması bir süre alabilir ama bu şirketlerin hepsinin var. Fakat olmayan bir başka bilgi talep ediliyor bu düzenlemede, o da şu: başvuru tarihi itibariyle net yabancı parasal varlıkların tutarı. İşte bu bir bağımsız denetim kuruluşu açısından tespit etmesi son derece zor bir tutar. Çünkü başvuru tarihi itibariyle yaptığım dediğimiz tespiti bir bağımsız denetim yapması için öncelikle sözleşme imzalaması, bağımsız denetim prosedürünü uygulaması ve bağımsız denetim raporunu vermesi gerekir ki bu bir şirket başvurduktan sonra bile 2-3 aylık bir zamanı alabilir. Evet. İlave olarak bir başka düzenlemede de gelecek 3 aylık dönemin net döviz pozisyonu açığının denetlenmesi öngörülüyor ki orada da yine bağımsız denetim şirketinin geleceğe yönelik finansal bilgileri denetlemesi bir başka standart. O da çok uzun süre alacak bir denetleme gerektiriyor. Yani burada bahsedilen bilgiler bağımsız denetim kuruluşlarınca hemen hazırlanabilir bilgiler değil.
Hı hı. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarının mevcut sözleşmeleri ve iş yükleri de bunları karşılamaya yeterli değil. En azından bu yol için bunu söyleyebilirim. Erdal Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. BDO Türkiye Vergi ve Danışmanlık Ortağı Erdal Aslan'ı ağırladık bu bölümde. Şimdi buradan geçiyoruz. Tuncay Turşucu Danışmanlık Kurucusu. Tuncay Turşucu bizlerle birlikte olacak. Tuncay Bey, hoş geldiniz. İyi günler, merhabalar, hoş bulduk Gizem. Şimdi bir son dakikamız var, hızlıca onu da söyleyeyim. ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mayıs'ta aylık %0.7 arttı. Beklenti %0.1'di. Bir önceki ise %0.4'tü. Dolayısıyla iş talebe ilişkin beklentiden daha kuvvetli ve bir önceki aydan daha kuvvetli bir artış kaydettiğini gösteren iyi bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Tuncay Bey, hızlıca sohbetimize başlayalım istiyorum. Herkesin kafasında zaten aynı soru işaretleri var. Ben de kısaca bu soruyu sormak istiyorum aslında sizlere. BDDK'nın düzenlemesinden etkilenen şirketler kimler? Siz hesabınızı neye göre yaptınız? Ve bunun özellikle halka açık şirketlere etkisinin kimde daha fazla gözlemlenmesini beklersiniz? Evet, yani aslında bu soru tabii ki herkesin çok fazla merak ettiği bir konu ama hani bir tek bir tablo yapıp da hani bir filtre yapalım, oradan geçirelim, elimizde bir tablo olsun şeklinde bir analiz yapmak maalesef çok zor bu durumda. Çünkü bu konu tamamen şirketlerin işletme sermayesi yönetimiyle ilgili, nakit akışlarıyla ilgili, nakit döndürme süresiyle ilgili, biraz da ihracat yapıp yapmadığıyla da ilgili bir durum. O yüzden her şirketin aslında tek tek bakılmasında yarar var. Tek tek incelenecek ve bazı şirketler var mesela. Burada bu %10'luk, yani hem 15 milyon üzerinde olup da hem de işte büyük olanın, aktif veya yıllık cirosun %10'undan büyük olanın, yani bu ölçüm içine giren şirketler içinde yıl içerisindeki nakit akışlarında borçlanma yapmayanlar var, borçlanma ihtiyacı olmayanlar var ya da çok düşük bir borçlanma yapanlar var. O nedenle hani şu şirket çok fena, çok olumsuz etkilenebilir, bu firmanın nakit akışları şudur şeklinde bir yorum yapamayız. Fakat şunu söylemek mümkün Gizem, ben olsam şunu yaparım. Bir, nakit dönüş süresi kısa olan şirketler bence hani işletme sermayesi açısından açıkçası avantajlı şirketler olacak. Yani 3 aydan mesela daha kısa. Kimdir mesela sizin beğendikleriniz arasında? Perakende sektörü mesela çok ciddi bir şekilde nakit akış hızı çok düşük. Yani eksi, hatta yani eksilerde olan bir şirket. Hardemir'de mesela, burada yani nakit akış hızı oldukça güçlü bir firma. Bunun gibi Tofaş Fabrika var, Ford var mesela. Ford Otosan'da çok enteresan bir şekilde nakit akışları oldukça güçlü şirketler. Tüpraş mesela, yani bunlarda artık böyle eksilerde olan rakamlar var. Bir de kağıt ve karton hisseleri biraz benim dün dikkatimi çekti. O tarafta yine yani sıfıra yakın, hatta yani ya sıfırın altında bir nakit dönüş süresi var. Yani borcunu ödemeden daha para alan şirketler ya da hani 10 gün, 20 gün, 30 gün, 50 gün gibi nakit dönüş süresi olan şirketlerde bence hani işletme sermayesi açısından bir problem olmayabilir. 2. Net işletme sermayesinin ciroya oranı sürekli ve istikrarlı bir şekilde yönetilen, mesela %20 ile %30'lar seviyesinde böyle bir çizgi gibi yöneten şirketler var. Mesela Arçelik, Tüpraş, Vestel gibi şirketler bunlar. Yani büyük şirketlere dikkat ettiğiniz zaman işletme sermayelerini çok istikrarlı bir şekilde yöneten şirketler. Bunların da çok fazla etkilenmelerini açıkçası zannetmiyorum. Bir de şu da bir ölçüm olabilir. Hani likidite oranı, yani stoklar hariç bakıldığında likidite oranı çok yüksek olan şirketlerin açıkçası bu konuyla hiçbir şekilde ilgilenmeyeceklerini söylemek mümkün şu aşamada. Tuncay Bey, peki bu süreci yönetemezler ya da net işletme sermayesi için her halükarda Türk Lirası cinsinde ticari kredi kullanması lazım. O yüzden de yönetemeyebilirler dediğiniz şirket var mı? Olumlu taraftakileri saydınız. Yok, hayır. Yani zaten şu var. Hani sürekli borçla çalışan bir şirketin zaten döviz varlığı yoktur. Döviz varlığı da olmadığı için de zaten bugüne kadar nasıl yapıyorsa bu firmalar aynı şekilde devam edecekler örneğin. Yani onlar için bir sıkıntı yok.
döviz varlığı olup da yıl içerisinde işletme sermayesi için ihtiyacı olan bir miktar olan bir firmada en kötü ihtimalle ihtiyacı kadar olan bir şirket bir miktarı döviz varlığından satacak ve yine TL elde edecek o firmalar. Yani burada aslında bu yapılan uygulama bir şirketi zora sokacak niyette şeyde seviyede bir şey aslında değil, uygulama değil. Ha, ama şunu da tabii ki söylemek mümkün. Yani şirketlerin nakit yönetimleri vardır. İşletme sermayeleri yönetimi vardır ve bu yönetim içerisinde serbest ve özgür bir şekilde borçlanma yapmaları vardır. Bunu yapabilirler. Yani dövizi olan bir şirket dövizini satmak zorunda değil. Gider bankadan alır, o sırada ihtiyacı olan miktarı alır ve iki ay sonra öder. Zaten bakıyorsunuz nakit akış tablolarına, yıl içerisinde kredi alımları ve kredi geri ödemeleri var sürekli. Bunlar var. Şimdi buna aslında bir tür müdahale gibi bir şey hareket var. Müdahale var. Yani buradaki bir serbestlik ortadan çıkıyor ve bu bir kural içerisine giriyor. Zorluk burada. Yani olumsuzluk burada. Bunun yüzünden işte bugün endeks bir miktar daha negatif. Ama açıkçası söyleyeyim, hani hafta sonu çok daha endişeliydi insanlar. Bu endişeye göre bugün endeksin seyri aslında oldukça güçlü bile şeklinde de bir yorum yapmak mümkün. İkinci belirsiz ve baskı yaratan unsur şu, yeni tedbirler gelebileceğine yönelik bazı belirsizlikler var şu anda. Zaten az önce yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan böyle bir şey yapıldı, açıklama daha yapıldı. Bu konu tabii piyasalar üzerinde biraz daha baskı yaratıyor. Yani endeksi negatif etkileyen konu aslında bu oldu bence. Tuncay Bey, çok teşekkürler katıldığınız için. Rica ederim, iyi günler. Tuncay Turşucu Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu'yu ağırladık. Şimdi buradan geçiyoruz. Finansal danışman Egemen Kaya bizlerle birlikte olacak. Egemen Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi ben tek tek aslında çok kısa sorular ve çok kısa cevaplar rica edeceğim sizden. Öncelikle bankacılık sektörüne etkisi olur mu BDDK kararlarının, nasıl bir etki olmasını beklersiniz, hangi senaryoda? Yani alınan bütün kararların tabii ki bankacılık tarafında bir etkisi oluyor. Sonuç itibariyle bankaların verdiği kredilerden vermekle yükümlü oldukları veya ekonomiye bir şekilde yatırımlar devam etsin diye şirketlerin talep ettiği bankaların da değerlendirip aynı oranda verdiği kredilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla kredilerin şu anda onaylanmasında, onay sürecinde bir yavaşlama, hatta durma görmemiz mümkün. Sonuç itibariyle artık özel bankaların veya kamu bankaların şirketler hakkında daha detaylı bazı analizler yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla burada bir yavaşlama olabilir ama bu tabii ki bir alışma süreci. Kararlar çıktı, kararlar çıktıktan hemen sonra uygulamaya giriyor olması bankaların üzerine bir yük getirecektir. Genel olarak baktığımızda da bankaların özellikle borsaya çık banka hisselerinde de bugün de gözlemlediğimiz hafif düşüşler, düzeltmeler bu kararın etkisiyle görüyoruz. Uzun vadede ne olacağı, nasıl olacağı tabii ki hem ekonomik gelişme, hem enflasyonun seyri, hem de dolarizasyondan biraz daha TL'ye geçmede ki başarı bir nevi etki edecek. Tabii ki bütün dünyada piyasaların ve kredi musluklarının sıkılaştığı bir dönemde, faizlerin arttığı bir dönemde Türkiye'de de bir şekilde bu şekilde sıkılaştırmaya gidilmesi büyüme oranını ve kredilerle alakalı genişlemeyi bir nevi düşürecektir, bir nevi kısıtlayacaktır. Dolayısıyla bankaların kısa dönemde negatif etkilenmesi söz konusu olabilir ama bankalara çok da uzun vadede negatif etki yapacak bir durum değil diye düşünüyorum. Egemen Bey, peki özellikle mesela bu kritere takılmamak için özellikle aktiflerini büyütmek isterse bir şirket,